Bugün 40 bin kibriti tek tek elimle kıracağım, parçalayacağım, yapıştıracağım. Bak lütfen chat, lütfen. Uras Benlioğlu videoları izlerken cozutuyorsunuz. Aklınıza garip garip şeyler geliyor. Tekrar uyarıyorum. Yapmayın. Koca koca insanlar. Koca koca insanlarız. Ben artık böyle sapık sapık şakalar duymak istemiyorum orada. Yani bu kadar fesatlığı bırakın artık. Ve suyun altında patlayan bir volkan, ayrıca bir roket araba yapacağım. Hadi, hadi volkana gel. Oha! Allah! Bugün bu malzemeleri toplayarak bir deli işi videosu çekeceğim. Nasıl bir video olacak? Bir akvaryumun içinde su doluyken yanmaya devam eden, fışkıran bir volkan yapacağım. Ondan sonra o volkan yanmaya devam... Bizim harbi bak çekelim dediği video çok atraksiyonlu. Heyecanlandım yani. Bir tık böyle belim düzelsin hemen çekelim dedim. Müthiş video olur. Devam edecek. Kibrit maytaplardan oluşturduğumuz bir araba roketi harekete geçirecek. Toplamda 40 bin kibrit kullanacağız. O yüzden buna deli işi videosu dedim. 40 bin kibrit dedim. Az değil. Arkaya doğru gidiyor. Bütün bunların hepsinin 40 bin çöpünde tek sabır tek işi. Başını ezeceğim ve bir hamur haline getireceğim. Yine uğraşacağım biraz ama çok böyle alevli, patlamalı, uçmalı, spoiler kaçmalı vermem. Bir video çekmiş olacağım. Harbiden i̇şte, tek tek kıracak aynen bunları. Aynen böyle penseyle böyle böyle yapacağım. Ya, ve dev artık. Kibrit videomuz gibi olacak. Ama ondan daha fazla sonuç alacağız. Yani dev kibrit videosunu hatırlayanlar olacaktır. 30 saniye falan yandı değil mi? Bu yaklaşık 5-6 dakika boyunca yanacak diye tahmin ediyorum. Aynı zamanda bir de arabayı harekete geçirmemiz gerekecek. Maytapla roket haline getirdiğimiz. Sonuç en azından biraz daha uzun. Ulan aslında bu kibrit üreten fabrikalara ulaşıp bunun ham maddesinden bir koli isteyebilirlerdi ya. Verirler mi acaba? Verirler. Sürecek. Yani uğraşımıza daha çok değmiş olacak. Araba demişken size durumu anlatayım. Arkadaşlar araba dediğimiz şey bir boruya tekerlek takacağız. Bir oyuncak arabanın tekerleklerini takacağız. Ama belki takacağız. De onun emeğini maytap koyacağız yapmak ve istedim. Etrafını 10-15 bin kibritle donatacağız. Ve maytaplar yanınca borudan bir yere gidemediği için ateş arabayı bir rokete çevirecek. Asıl amaç arabayı hareket ettirmek ve suyun altında bir volkan yakmak. Şimdi benim biraz işim var. 40 bin kadar kibrit biraz edeceğim. Biraz işim var. 10 gün sonra görüşürüz. Şimdi anladım niye 15 gün sürdü ya abi demiş. Evet, yaklaşık 5 saatlik uğraş sonunda şuna ulaşabildim. Bir parmak boğumu yok. Kaç kutu olduğunu bilmiyorum bile. Kaç kutu yapmışımdır ya? Bir kutuda 40 tane var. Biz nereden baksan bir 1000 kutu falan yaptık buna ulaşmak için. Bize ne kadar lazım? Bize çok lazım. Bize bunun komple dolması lazım. 5 saatte bu kadar doldu. Boşu boşuna deli işi demiyoruz bu videoya. Neyse, akvaryum yapalım. En azından o kurusun. Kuruma aşamasında biz buna devam edelim. Akvaryum için camlar gerekiyor. Kendi akvaryumumuzu yapmak istedik çünkü piyasadaki bütün akvaryumların orası varaklı, burası tutamaçlı, kapaklı, mapaklı, o yüzden... Ya bana yazsaydın ben sana söylerdim akvaryumuz üreticisi istediğin ölçüde sak diye yapalım. Bizim dümdüz bir cama ihtiyacımız var. Kendimiz yapacağız silikon ve bantla. Sen dışında herkes akvaryum yapıyor. Hadi lan orada ya bugüne kadar yaptıklarım yeter ya. Şimdi akvaryum genel olarak hazır. Fakat içine silikon atmam gerekiyor ki dışarıya su sızmasın. Bunu atarken henüz daha silikon yumuşak. O yüzden bant yapacağım şu şekilde. O bant en azından duvarları sabit tutacak. Ve içeriden silikon yaparken akvaryum dağılmayacak. Hepsini yaptıktan sonra kuruması yaklaşık bir gece alacak tabii. Bunu kâfi. Bırakırız yarın sağlam eyvallah, şekilde inşallah hoşum. Doldurmaya başlarız. Şimdi arkadaşlar işte silikonu iç kısma sürüyorum. Hatta şöyle sürmeye devam edeyim dört bir tarafına. Böylece su kaçırmayacak. Olay o zaten akvaryumun olayı bu. Diplerinden ve yanlardan su kaçırmasını engellemem gerekiyor. Bunu da böyle ikinci bir sıvayla, silikon sıvasıyla köşelere o şekilde halledeceğim. Böyle silikon vururken aradan çıkartırken aklınızda bulunsun şey yapın onlar yapmıştır kesin. Parmağınızı ya yalayın ya da bir suya sokun. Islak parmakla yapın yani onu. Bunu 1-2 saatte bitiririm dedim ama bu ikinci gün.
Bakın ancak Fırat abi çok oldu. Beğenmiş yani akvaryumunu abi. Selam aleyküm selam. Çok emek verdin. Bu birkaç gün sürecek gibi gözüküyor ya. Şöyle bir kolay yaparız dediğimiz hiçbir video kolay olmuyormuş. Ya da sabun gördüm. Evet sabun da olur ama ben sabun var. Kullanmıyorum. Neyse birkaç gün böyle gidecek. Bir taraftan da restorasyon videosu izliyorum. Nasıl Seko? Şahane. Çok güzel bunlar. Bayılıyorum bu işlere ya. Neyse ben kibriti de unutmayayım. Daha işi var. Daha halkaları yapacağız. Arabası var daha bu işin. Üçüncü gün. Evet kibritleri kırdım. Yaklaşık 3 gün sürdü. Hatta bütün ekip böyle çıt 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 çıt. Yerde gökte yatakta Musab konsere gitti. Konser miydi? Valorant etkinliğine gitti. İmza almaya gitti. Yani kızı isim vermezsek abi. Takip edip kapılarda kıstırıp imza attı. Orada bile çıt 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 elinde kibrit. Neyse ya. Oraya bir 15 bin kibrit falan gitti bu arada. Şimdi yine böyle bir 20-25 bin kibritlik bir challenge'a giriyorum. 3 günden sonra. O da şu arkadaşlar. Bana şey yetmedi. Hani suyun altı da yakalım gitsin bir volkanı. O çıksın ateş devam etsin. Sonra şunun arkasına gelsin. Bu tamamen kibritle dolu olsun etrafı. On binlerce kibrit. İçinde maytap olsun. Buradan roketlesin. Yana yana gitsin. Finişim bunun olsun. Finişim bunun olsun. Ama bu da tahmini... Ha, ben chatten birine güldüm. Videoyu ediyorum. Birkaç gün sürecek bir süreç. Önce bunun etrafına kibritleri böyle sıra sıra yapacağız ya. Şöyle bir kağıt keseceğim ki yapıştırabilelim kibritleri ve yanlış ölçü yapmayalım. Kağıda yapıştıracağım çünkü buraya yapışmıyor. Eğer yapıştırırsak buraya masaya yapışır. Şöyle bir daire yaptım. Şimdi kibriti buna yapıştıracağım ben. Ondan sonra şöyle bir sıkıntı var ama arkadaşlar. Boru gördüğünüz gibi buna küçük geliyor. Onu da şu ısıya dayanıklı baca arkası süngeriyle kalınlaştıracağım. Hmm. Böylece şu boşluk da dolmuş olacak ve kibrit cuk diye oturacak. Kibritler daha doğrusu. Tabii şimdi bu yapacağım şeyden çokça yapacağım ve bu böyle ucu sivri olacak, yukarı doğru gelecek. Yani dediğim gibi on binlerce kibrit kullanacağım. Bravo! Bitti. Seko bir sıra bitti. 25 dakika sürdü. Bunun gibi bunu böyle yapacağız. Bu da 2 gün sürer. Ben sana söyleyeyim. Şimdi bunun üstüne yapmaya... Gene pişmanlık hissi biz ne yapıyoruz ama. Devam edeceğim. Bakın cuk bunun etrafını da doldurduk mu böyle gidecek. Geç mi kaldık usta? Yok lan bir saat oldu daha yayına girdik. Video izliyoruz. Padişah'a sormuşlar Seko. Bu adam demişler. İğne deliğinden deveyi geçirdi ne yapalım? Padişah da demiş ki buna demiş 40 küp altın verin ama 40 da kırbaç vurun. Bizimki o stil. Bir sıraya 6 paket kibrit gidiyor. Dedim ya yaklaşık 40 bin kibrit çöpü kullanacağız. Bunu böyle bir içe atıyorum. Her biri bir böylece bir roket olacak. Sonra bunu çıkartacağız. Buraya koyacağız. İçine maytap koyacağız. Onun arkasını bir füze sistemi yapacağız ve bu gidecek inşallah. Ama bütün işlerin gider mi sizce? Yani kayıt diyene kadar en az 2 günü var. Maneoka eyvallah. Akvaryumu yaptık. Su altında kibriti yaktık. Roket arabamız uçtu gitti. 40 bin kibrit aynı anda yandı. 1000 tane maytap aynı anda yandı. 5 dakika. Hepsi Seko. 5 dakika sürmeyebilir bütün o yanma görüntüleri. Ama uğraşa değecek bence. Çok güzel bir şey oluyor çünkü. Yani ben çok tatmin oluyorum. Gitmese bile bu videoyu yayınlarlar abi. Manyak mısın? Büyük emek var. Arkadaşlar bu videoyu yapan kör oldu gerçekten. Ama artık şunun ağzını kapatmaya az kaldı. O yüzden şu kibritleri kestim artık. Şu hale getiriyorum. Yani üst üste binince yapıştırması zor oluyor. O yüzden kısalttım. Şimdi bu küçükleri böyle koymaya başladım. Ama gerçekten aklımı yitirmek üzereyim. Baksanıza şunu cımbızla böyle böyle ilmek gibi işliyorum. Ama sonuç harika olacak. Oho ne rahatlatıcı lan şöyle hızlandırılmış. Şimdi üstünü kapattık artık. Şimdi küçük kibrit başlarını böyle boşluklara yerleştiriyorum. Hani boşluk gözüksün istemiyorum çok fazla ama bir taraftan da bunun bir kibritten yapılma bir şey olduğu da anlaşılsın istiyorum. Şuradan banıyorum. Boşluğa yerleştiriyorum. Sadece şurada yaklaşık 5000 tane kibrit var. Dın dın dın.
Şimdi 40 bin kibrit var burada. Yani baktığınız zaman yok gibi gözüküyor ama şurada yaklaşık 20 bin 25 bin kibrit var. Çıt 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 çıt. Tam 3 gün sürdü. Ondan sonra şunlar var. Bunları görmüştünüz zaten. Yapım aşaması uzun sürüyordu. Yaklaşık 1,5 günde bu sürdü. Şimdi bunlar böyle kalıp halinde. Bunları böyle üst üste birbirine yapıştıracağız. Yaklaşık boyları da şöyle bir şey olacak. Yani bu durumda şuraya falan gelecek. Bu kısmı tam olduktan sonra keseceğim. Ondan sonra şu kapağı alacağım. Buraya koyacağım. Bunu da bükeceğim. Ortasını keseceğim. Böylece maytaplar yanacak ve bu küçük delikten itme gücü yapacak. Tam bir roket sistemi olacak ve kamyon umuyoruz ki gidecek. Şunu da şöyle etrafına saracağım ki bunlar kalın gördünüz. Biliyorsunuz yani. Tam cuk diye otursun. Hadi başlayalım. Önce bunları birbirine yapıştırıyoruz. Şimdi parça parça yapıştırdım ama şöyle bir sıkıntı var. Kurudukça tabii... Ya bana da hareket etmeyecek gibi geliyor yani. Hani eder de... Formları değiştiği için bu tutkallı kısımların birbirine tam yapışması gerekiyor. O yüzden şu gaz betonu şöyle üstüne bırakıyorum. Bunları yapıştırırken ben de yavaş yavaş boruyu süngerle kaplayayım. Ramel candır ya. Şimdi şunu yaptık. Bunu yapmak için bir metal kapağı, önce şurada küçük bir delik vardı. Dremel'le onu genişlettik ve yuvarlak hale getirdik. Kare kalmasını istemedim çünkü roketlerin arka tarafları yuvarlak olduğu için oradan hani daha güzel gözükecekti. Bu buraları tutsun, çıkıp gitmesin diye kestik yine Dremel'le ve daha sonra vidalarla bunu sabitledik. Artık bu istesek de çıkmaz. Yapıştırabilirdik fakat yapışkanda bunun içinde yoğun sıcaklık olacak ve itecek roket onu. Daha doğrusu biz öyle düşünüyoruz. O kapağı atar. Kapağı atmaması lazım. Ne kadar küçük bir delikten çıkarsa o kadar fazla ilerleme şansı var. Aynı roket mantığı. Şimdi şunu bir çizelim. Keseceğiz çünkü. Şimdi şu kısmı yaklaşık olarak çizgiden kesiyorum. Bugün bu arada Chicken Horse'a bakacağız. Bir de ben şey gelmiş, Early Access. Call of Duty'nin yeni oyunu, bir ona da bakarız. Hani zaten galiba karşılıklı multiplayer kapışıyormuşsun sadece. Bir atmosferine bakalım. Onu merak ettim. Yükledim onu. Şimdi maytapları bunun içine koymadan önce içinde de ısı yalıtımını sabit tutmak istiyorum. Böyle bu şekilde bir şeyimiz vardı, gördünüz zaten. Bir de simülasyon oyunu çıkmış işte, onu başta söyledim. Kendi şeyini açıyorsun, galerini açıyorsun. Türk oyunu galiba o. Ona da oynayacağım. Keseceğim. Araba alsatlı bir şey, tofaş mofaş. Ters bir şekilde ısı yalıtımı tutabilecek şekilde içine bunu saracağım. Şimdi şu kalan kısmı da şöyle keseceğim. Evet, aklı oyun gayet bilmiyorum. İyi. Şimdi maytapları içine koyalım. Büküp büküp koyuyorum. Bayağı maytap koyuyor. Maytapları koyduk. Yaklaşık içinde 300-400 tane maytap var. Şimdi bir şey yapmak istiyorum. Yuvarlak bir arka tarafına kapak yapacağım. Bu da ısının dışarı çıkmasını engelleyecek. Şöyle duracak. Böylece ateş dışarı çıkamayacak. Ama ondan önce de yine bunun etrafını kaplayacağız. Şimdi bu arkadan ateş çıkarsa öne doğru gidişi azalacak. O yüzden bir ısı yalıtımı şu alta koyuyorum. Ondan sonra birçok kibrit var elimde. Şöyle. Onları da buraya döküyorum. Kalan kibritler. Bunlar da roketlemeyi sağlayacak doğru biçimde. Ve şunu da... Uzaya gidecek amına koyayım. Şu şekilde koydum. Gayet iyi çalışıyor. Şöyle koyduğumda buraya birkaç maytap daha sokacağım. Ateşlemeyi onunla başlatacağım. Gelip buradan ateşlenecek. Ve umuyorum ki ilerleyecek. Şimdi varyum tamam. Cillop oldu. Gerçekten çok iyi oldu. Şunları artık sökebiliriz. Tabii biz bunu yaptık, üstünden bir süre geçti. Bir 3-4 gün geçti. Çok bol silikon sürdüm. Çünkü sonuçta bu içinde balık yaşamayacak. Bir kere kullanılacak yalnızca. O yüzden görseli ikinci plana attım. Önemli olan sağlamlığı. Çünkü içinde bir fokurdama olacak. Bir dalgalar oluşacak. İçinde ateş 15 bin. Kibrit yanınca 15-20 bin. O yüzden sağlam olması gerekiyordu. Şimdi de alt tabanı yapacağım. Her şeyi bu cama göre yapacağım. Burada volkan olacak. Buradan patlama yaşanacak. Ondan sonra şuradan çıkacak ve devam edecek kamyonu hareket ettirmeye. Akvaryumu şimdi bir kenara alıyorum. Buradan, yani benim olduğum yerden bakılacak diye düşündüğüm için biraz kendime yakın yapıyorum volkanı. Bunun için ayrı bir cam kestirdik arkadaşlar. Çünkü tabana yapmak zor olacak. Biz bunu hazırlayacağız ve tabana doğru bırakacağız. Volkan için şöyle bir belirleme çizgisi çiziyorum.
şu boyda bir volkanın yeterli olacağını düşünüyorum. Öncelikle bize kil hamuru gerekiyor. Kil hamurunu alacağım. Oy, aşağıdan dağ formuna ulaşabilmek için bir yol çizeceğim. Islakmış bu ya. Baya vıcık vıcık bir şeymiş bu. Kamil, sen daha iyi uzatırsın. Biraz şey yapar mısın? Yardıma ihtiyacım var mı? Evet, evet. Bu arada Kamil'in bizimle son videosu. Allah kısmet ederse, Hatay'dan sağ salim dönerse, bizle çalışmaya devam etmek isterse, bizim de sağlığımız, sıhhatimiz, gücümüz yerinde olursa Kamil'i 6 ay sonra burada bekleyeceğiz. 6 ay yok Kamil. İskenderun'da. Ha, bu arada İskenderun'a geliyor ya, aşağıya İskenderunlular böyle birkaç yorum yazarsa, orada Kamil'e bir sahip çıksınlar. 13 Ekim'de asker Kamil. Vay be, Kamil'e bak ya. Tezkereler. Görüyor musun? Türk Silahlı Kuvvetlerinin bir neferi. Aynı yere gidenler, Hatay'da yaşayanlar, İskenderun'da yaşayanlar, videonun altında yorumda bulunurlarsa sevinirim. Kamil size emanet. Önce Allah'a, sonra komutanlarına, sonra İskenderunlulara emanet Kamil'im benim. Kamil bir tanedir ya. Daha iyi uzatırsın ama bunu Kamil. Sen gençsin ya. Ben yoruldum şu an. Biraz daha uğraşmam lazım. Biraz daha oynarsam. Biraz daha oynuyorum. Uzar o. Musab ne oldu? Hoşuna gitti. Ben Musab. Bayıldım abi. Bu kadar oynamamak lazım. Musab aklında olsun, tamam mı? Sonu gelmeyecek mi bunun? Biraz şey yapmamak lazım, fazla dokunmayacaksın. Devam ediyorum. Bir uniformu yapacağız. Uniformu yapacağım. Uniform şey gibi oldu. Unicorn gibi. Evet, unicorn. Rengarenk olacak bu Seko. Bu şey gibi oldu ya şu an. Aklıma şey videosu geliyor. Ne geldi yine aklına ya? Seramik yapıyorlar kanka, kontrolden çıkıyor ya. Recep İvedik diyor ya. Atladınız mı o videoyu? Ya bu hocam diyor, bu diyor hiç iyi yerlere gitmiyor diyor. Biraz içeri doğru yapıyorum şimdi. Artık böyle elinle şey mi yapacaksın? Yavaş yavaş şu hareketle birazdan bitiririm. Neydi ismi ya? Allah şey bu Seko. Şimdi bu bitti. Formumuz hazır. Kartonla bu formu kullanarak... Hayır. Dur. Şu. Öyle mi olacak? Ne yapacağım? Şimdi yavaş yavaş alttan yukarı, yukarıdan aşağı. Ne yapacağım? Bir saniye hocam. Tamam. Ben tabak yapmak istiyorum. Elimiz, evet. Elimizi ıslatacağız. Evet. Aynen böyle tuttuğumuz gibi. Sulandırayım mı? Tabii ki sulandırmazsanız olmaz zaten. Sulanacak. Ama böyle tabak olmaz ki. Evet. Yukarıdan aşağı, aşağıdan yukarı. Slowly. Slowly. Aman Allah. Hocam bunun son... Ay Recep İvedik gibi olmadım. Abi şu tabağı çevirebilir misin? Çeviririz. Çeviririz uçak. Sulandırayım biraz daha. Tabii ki. Abi kısaltsın mı şunu? Uzuyor. Tamam dur. Şunu yavaş yavaş. Ay çok güzel değil mi? Sulandırdın. Ne yapsın, o da uzuyor. Tamamdır. Şöyle basayım. Abi sanata saygım sonsuz. Tamam. Şöyle yukarıya doğru dağımızı yapacağız. Ondan sonra da şu kibrit tozunu çamurlaştırıp bir şekilde, onu da göstereceğim, etrafına sürmeye başlayacağız. Şimdi bir huni hazırlamamız gerekiyordu. Nasıl yaptık? Önce tam bir yuvarlak yaptık arkadaşlar. Ondan sonra bu orta noktadan yuvarlak çizdik bir tane ve 15 santim aşağı doğru belirli aralıklarda çizgiler çizip daha sonra da falçatayla o çizgileri kestim. Böylece artık kartonun burası sağlam kalacak şekilde kıvrılabilir hale geldi. Şimdi de bakın şöyle koyacağım altı. Abi ziyade yiyoruz. Oo, çok eskiden kaldı daha, o ya. Aşağıdaki kil de çok işimize yarıyor tabii ki. Şöyle sıkıştırmaya. Ben anlattığım dönemler ya, anlattığım dönem değil mi? İki yayında böyle bir ziyacılar birikmişti. Gelen geçen çete gidip ziya yazıyor amına koyayım. Engelledim ben de. Sonra da bir daha bir şey anlatmadım zaten. Emin oluyorum. Nereden keseceğim? Tam şuradan arkadaşlar keseceğim. Hop. Cuk oturdu Seko. Çok güzel. Gayet güzel. Sadece şu yuvarlak kısım bakın. Çok... Bak yazın bir ziya. Düz ziya yazın. En az 1,5 saat vuruyor. Dene bak. Bug'a girdi chat lan. Wooo. Çok dar oluyor. Görüyor musunuz? Volkanın ağzı yazmayın çok dar oğlum, oluyor. Bir dakika yasak yiyorsunuz şu an. O ağız kısmını biraz genişleteceğim. Arkadaşlar oldu. Bir sıkıntı yok. Gayet iyi gittik. Dışarıdan bir dağ görünümü. Tamam lan. Alo. Ağzına sıçtınız çetin. Tamam oğlum. Tamam ziyayım lan. Tamam sallıyorum. Yazmayın. Yazık. Bir dakika yiyorsunuz. İkinci de 6 saat.
elde ettik. Şimdi bunu silikonlayacağım, kurumaya bırakacağım. Ondan sonra da kaplamaya geçeceğiz. Aç bilebileri de amına koyayım. Aç bilebiler de vursun Ziya'yı. Aç. Aç bir rahatlasın mı bot kendine gelsin. Rekor time out hadi chatte. Düz Ziya. Amına koyayım bir dur. Aa. Mubot'un sistemi çöktü lan. Ah siktir ne güzel oldu ya. Tamam kapattım. Şimdi etrafına ip bağlamaya, dolamaya başlıyoruz ki o kırık kibrit çöpleriyle oluşturacağımız harç daha kolay tutunsun. Aşağı kayıp gitmesin. Bunun için de önce silikonlu kısmı referans aldım. Abi, en tepe adam büyük olarak. Uğraşmış yavaş, ya. Yavaş aşağı doğru gideceğim şimdi. Helal olsun vallahi. Şimdi bu kurudu. Artık abi bunların mukavvadan hunileri var. Biz tekstilde şeyleri, iplikleri ona sarıyorduk. Böyle bu kadar bu kadar. Tam senin tuttuğun kadar mukavvalar. Onlardan keşke söyleseydin de bu bütün emeğini rezil ediyorum değil mi böyle? İyi durumda. Bunun etrafını kaplayacağız. Ama ondan önce bunu dev bir kibrit pozisyonuna sokmamız gerekiyor. Yani bunun üstünü kaplayacağız. Bu tahta, bildiğimiz bir tahta. Yukarı doğru da çıkacak. Şöyle bir eğim yapacağız. Akvaryumun dışında yakacağız. Sonra suya girecek. Suda yanmaya devam edecek. Gelecek. Sonra volkanı yakacak. Sonra buradan devam edip yine bu tahtalar yardımıyla arabayı roketleyecek. Şimdi önce şunun buraya denk gelmesini istiyorum. Onu da şöyle yapalım diyorum. Şu an iyi gibi. Şunu bir keseyim önce. Bak şunlar. Bak bunlar var ya. Şununkiler böyle huni şeklinde. Bak içlerinde dardan genişe gidiyor. Çok güzel üründür. Hiç acaba ne yazsak çıkar? Yük ne lan? Yün. Masura mı? Adı ne onun? Bobin. Niye hiç mukavva halini çekmemişler baba? Ben bunları topluyordum bir ara. Neyse. Bir de şimdi kibrit gibi gözükmesi için tahtanın şöyle 2 milimde bir çizik atacağım tahtaya. Şimdi neden bunu kibritle değil de tahtayla yapıyoruz gibi sorular gelebilir. Onun da nedeni şu arkadaşlar. Bunun suya dayanıklı olması gerekiyor. Babamın baş parmağı düşmüştü. Baş parmağı ayrıldı. Tek onunla parça olursa, yekpare olursa aralarından su geçirme olasılığı azalıyor. Mesele bu. O yüzden kibritle yapmıyoruz da. Yoksa üşendiğimizden değil yani. Neler yaptık şu videoda. Onu mu yapamayacağız? Harbiden öyle. Şimdi şunu kestim. Bakın şuraya cuk oturacak. Ondan sonra bunun biraz böyle açıkta kalacağını tahmin ediyorum. Çünkü sıvama yapacağız. Şuradan keseyim. Buradan kestikten sonra yukarı doğru çıkacağım. Kesmem gereken nokta şurası. Şimdi artık kibrit harcımızı yapışkan ve sürülebilir kıvama getireceğiz. Sıcak su gerekiyor biraz. Hamur gibi yapacak onu sürecek. Bir de tutkal. Günlerin emeği şu an başka bir şekilde vücut bulacak. Çiğ köfte gibi oldu. Herhalde oldu bu Seko ha. Evet şu an kıvamı aldı Seko. Kamil biraz önce tuvalete gitti. Geldin mi Kamil? Senden önce gelenler var. Şimdi yaptık sıvıyoruz. Aşağıdan. Oo, çikolata gibi vallahi. Evet, şimdi bir de volkan kafasını açık bıraktık. Kafa patlayacak Musab. İnfilak var. Ne olacak patlayınca? Yanacağız. Seko, yanacağız. Bunun içine de arkadaşlar şey koyuyorum. Daha doğrusu Seko koyuyor, ellerim pis. Neydi bunun adı? Kibrit başları. Oraya gelince alev alacak. Oraya bir hazne yaptık. Evet, küçük bir hazne yaptık. Muslet gibi atıyorum.
Oo, her yol var ya. Sekom inanılmaz bir adam değil mi Kamil? Bak 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 bak, salt bir yapıyor. Şimdi de üstünü kapatıyorum ama kapatırken bunlar tabii elime bulandı hep Seko. En ucu sürprizli. Evet, sürprizli, patlayacak ve hep beraber yanacağız. Şu an fitilimizi de hazırladık. O kibrit başı karışımımızı fitile koyduk. Çünkü bu fitil akvaryumdan çıkacak, dev bir maytabı yakacak. O maytap da arabadaki küçük maytapları ateşleyecek ve roket araba ilerleyecek. Bunu da kurumaya bırakıyoruz şimdi. Ne uğraşmışlar ya. Evet, 15 günlük uğraş sonucunda buna vardık. Üstünde 4 kat vernik var. Buraya maytapları soktuk. Bu maytap yani volkan. Buradan hop bunu yakacak. Sonra bunu da yakacak şu devam eden şey. Yana yana gidecek. Bu da suyun altında yanacak. Kafasını biraz açık bırakacağım. Böylece bir patlamayı görebileceğiz. Su dolmaya başladı. Ya gerçekten yanıp yanmayacağı konusunda en ufak bir fikrim yok. Eğer yanmazsa 15 günlük emek tamamen çöp olacak. Yani korkmuyor değilim ama göreceğiz. İnanın bilmiyorum yanacak mı ya. Şu an dağın eteklerini sel bastı. Şey gibi olacak, Hawaii gibi olacak. Hawaii'de böyle altta bir volkan, üstte şu kadar bir şey var, adalar. Yakıyorum. Haydi bismillah. Neyse kafi ya. Sonra izlersiniz. Başka ne videomuz vardı? Oho. Oğlum o da yanmaya başladı. Aha, maytapa geliyor. Maytapa geliyor vallahi. Allah, geliyor vallahi. Evet. Vallahi oluyor Seko. Evet. Abo! Allah! Hareket etmeyecek mi? Aa, daha gidiyor, dur. Aa, lastikler eridi amına. Gidiyor, hadi git artık ya. Tam gidiyordu. Aha. Ama gelin görün ki. Eridi, araba eridi. Lastikler eridi. Seko. Ortadan ikiye bölündü. Harbi yani. Araba erildi ya, eridi. (Gülüyor)
inanılmaz yandı. Gerçekten görüntüler çok güzeldi. Birçok açıdan çektik, ağır çekimler falan. Arabaya gel. Evet, benim de aklım. Önde bir tane ip olacaktı böyle. Oradan ufak ufak böyle amınav çekim. Arabanın altı eridi. Ama mesele arabanın gitmesi değildi aslında. Mesele suyun altında bir volkanı yakmak ve devamında bir maytap ve 40 bin tane kibritin aynı anda yanmasıydı. Bence her şey çok güzel oldu. İzlediğiniz için teşekkürler. Amına koyayım diyorlar. Ama çok emek vermişler ya. Helal olsun vallahi. Gitseymiş tam olurmuş ama gitmemesi de önemli değil. Koymadı bana. Değil mi? Hissettirdi zaten gitmeyeceğini. Mert acil mi o? Oğlum 15 günlük emek diyorsunuz. Gidin bir selam çakınla. İzledik o kadar vallahi ya. Ne oldu lan? Güzel video. Sardı yani. Hiç şey yapmadı. Sıkmadı. Buras abi rüyası uçtuğunu falan görmüştür. Tüh be abi. Hangi uçak? Yanlış mı yazdım? Kuban yazmışım ya.